Yeniden selamlar. Konfor alanında olanlar, konfor alanındaysanız konfor alanından çık 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 çık. çık. Konfor alanında kalanlar asla güzel sonuçlar elde edemezler. Hayatınızı kazanmak istiyorsanız hayatınızı, bütün emeğinizi adayacaksınız arkadaşlar. Çok az kaldı sınava. Elinizden geleni eminim ki hepiniz zaten ne yapıyorsunuz, yapıyorsunuz. Ama böyle bir şen geçtik falan geldi dediğinizde kim izleyecek şimdi bunları dediğinizde... Kendinizi silkeleyin ve yolunuza öyle devam edin tamam mı? Ben de mesela anlatırken ay ay ne zaman bitecek falan diyor muyum acaba siz gibi? vallahi bazen yorgun olunca diyoruz ne yalan söyleyelim. Ama inanın çok keyif alıyoruz. Görmesem de enerjinizi vallahi hissediyorum. Sen hissediyor musun Berk? Hissediyoruz hocam. Sen de mi hissediyorsun? Öğrencimizin enerjisini. Evet, yorumlar... Bak Berk bile hissediyormuş sizin enerjinizi. Evet. Yorumlardan ben de hissediyorum hocam diyor. <laughs> Berk videonun sonunda seni de çıkarayım mı? Ne dersin? Story atalım hocam. Story mi atalım? Story Tam Instagram'a story atacağız. Berk'le birlikte. Tekrar videoları bitti. Millet diye. Evet şimdi geldik idare hukukuna. Arkadaşlar idare hukuku. İdare ne demek? İdare eder misin? İdare edemem anne. İdare edemem anne. İdare etmek çekip çevirmek de mi? Biri beni çekip çevirecek. Beni ne yapacak? İdare edecek. Benim birine ihtiyacım var. Bir sürü hizmet bekliyorum. Bunları birilerinin yapması lazım. O yüzden diyor ki idare hukuku diye bir yapı var. İdare hukuku devlet idaresiyle ilgilenir. İdare hukukunun konusunu oluşturan şey devlet idaresidir arkadaşlar. Bir bakalım idare hukukunun temel özellikleri nelerdir? İdare hukuku hangi hukuk dallarından bir tanesiydi? Kamu hukuku dallarından biri değil mi? Çünkü üstün yetkiler kullanıyor bana hizmetleri sunarken. Kamu hukuku dallarından bir tanesiydi. İdare hukuku gençtir, dinamiktir, böyle kıpır kıpırdır. Genç dedi diğer hukuk dallarından sonra ortaya çıkmış olması olmasından kaynaklanır arkadaşlar. Gençtir, dinamiktir, statüseldir. Statüselden kasıt kuralsaldır. Kuralları önceden bellidir, kurallara dayanır tedvin edilmemiştir. Yani kodifiye edilmemiştir. Yani dağınıktır. Tamam Böyle 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 bir dağınıktır, dağınıktır. Derli toplu bir metin halinde değildir arkadaşlar. Bir idare kanunu bulamazsınız değil mi? Farklı farklı kanunlar vardır. O yüzden de iştihatlara da dayanır idare hukuku. Temel amacı her zaman kamu yararını sağlamaktır. Peki idare hukuku ile ilgili bir uyuşmazlık olursa hangi yargı çözer? Çok basit. Tabii ki idare yargı çözecek. Arkadaşlar idari hukukun temel özellikleri bunlardı. Bir de idari fonksiyon var. Fonksiyon işlev. İdarenin temel işlevi ne? Aslında benim gündelik gereksinimlerimi karşılamak için var değil mi? Gündelik ihtiyaçlarımı karşılamak için var. Ne olabilir gündelik ihtiyacım? Her gün sabah kalkıp bir yere gidiyorsun değil mi? Bak ulaşım, su, bana bir takım hizmetler sunması lazım. Çöplerin toplanması bile buna girer arkadaşlar. Bir bakalım idari fonksiyonun özellikleri nelerdir? Bir kere de üstün yetki ve ayrıcalıklarla donatılmıştır. E zaten üstün yetkisi olmasa bize o hizmetleri sunamaz. Sürekli bir fonksiyondur. Ara verirse olmaz tıkanmalar yaşarız. Sağlık hizmetlerinin komple durdurulduğunu düşün. Olur mu böyle bir şey? Hayır. Resen harekete geçer. Yani kendiliğinden harekete geçer arkadaşlar idare fonksiyon. Benim dürtmeme gerek yok. Haydi çöpleri topla demem. Tüm bireyleri kapsar. Hepimiz için geçerlidir. Bu X vatandaşı faydalanmasın, Y vatandaşı faydalansın diye bir şey olmaz. İdari işlem ve eylemlerle yerine getirilir. Kararı alırlar, işlemi yapmış olurlar ve harekete geçerler. Konusunu ne oluşturur? Kamu hizmetleri oluşturur arkadaşlar. Peki, şimdi bunlar kilit şeylerdi. Türkiye Cumhuriyeti İdaresi'nin temelindeki görevler neler? Bir onlara bakacağız. Ama onlara bakmadan önce şeyden söz edeyim de be. İdare hukukunun temel kaynakları ne? İçtihatlara falan dayanır dedik ya. Hani arkadaşlar bizim hukukumuzun kaynakları vardı ya. Hukukun kaynakları aslında idare hukukunda kaynakları bir nevi baktığınız zaman ama örf ve hukuku idare hukukunun kaynağı değildir. Bu aklınızın bir kenarında bulunsun sadece. Türkiye Cumhuriyeti İdaresinin görevleri nelerdir? 1. Milli güvenliği sağlamak. Hemen hatırlayın. Milli güvenliğin sağlanmasından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı kim sorumluydu? Cumhurbaşkanı sorumluydu. Beni özendirsin bir şeylere teşvik etsin. Derslerde örnekleriyle detaylarıyla vermiştik zaten. Özendirme ve teşvik faaliyetleri. Planlama faaliyetleri. Şu anda kaçıncı kalkınma planı uygulanıyor arkadaşlar? 11. kalkınma planı uygulanmakta. İç düzen öz yönetim faaliyeti. Bu da şu. İdarenin doğrudan kamuya yönelik olmayan tek faaliyeti iç düzen, öz yönetim faaliyetidir. İdarenin kendi personelini yetiştirmesi gibi mesela doğruya, doğrudan kamuya yönelik değil kendi personeline yönelik bir faaliyettir bu. Kolluk faaliyetleri ve kamu hizmeti faaliyetleri Türkiye Cumhuriyeti İdaresi'nin temel görevleridir. Peki şimdi bunların içinde kolluk ve kamu hizmetini açacağız arkadaşlar. Eğitim, sağlık, ulaşım, yol, Aklımıza ne geliyorsa hizmet anlamında biz bunları bekleriz ve bu hizmetleri devlet bana ne yapacak sunacak arkadaşlar. Peki kamu hizmeti dediği nasıl olmalıdır? Bir kere diyor sürekli olacak, kesinti yok, devamlı hizmet sunmak zorundalar bana. Süreklilik faaliyeti göstermek zorunda. Nesnel yani tarafsız olacak, taraf tutmayacak, herkese eşit bir şekilde uygulanacak diyor. Geneldir diyor. Kamu hizmeti günün değişen koşullarına göre kendini uyarlamalıdır. Teknolojiyi kullanmalıdır. Değişkenlik ve uyarlama. Ve kurala göre diyor ki kamu hizmetleri nedir? Bedelsizdir. Bir kamu hizmetinin görülmesinde kar amacı güdülmemelidir diyor. Ama bazı kamu hizmetlerinden de bedel alınabileceğini söylüyor arkadaşlar. Anlaştık mı? Bununla ilgili bir tane çıkmış sınav sorusu vardı. Bakın 2020 KPSS geliyor hazır mısınız? Türkiye'de bazı şehirlerde belediye otobüsleriyle belirli hatlarda 24 saat sefer alarak sefer yapılarak toplu taşıma hizmeti sunuluyor. Bu durum kamu hizmetine egemen olan aşağıdaki ilkelerin hangisiyle ilişkilidir diyor bak. Ne diyor? 24 saat sefer neyle ilişkili arkadaşlar? Süreklilik özelliğiyle ilişki çıkmış bir sınav sorusuydu 2020 yılında karşımıza çıkmış bizim. Tamam? Hemen geliyorum. İdarenin görevlerinden biri de bize kolluk faaliyetleri sunmak. Kolluk nedir arkadaşlar? Kolluk korusun, kollasın beni diyorum bakın. Kamu düzenini sağlamak amacıyla idarenin yürüttüğü faaliyetlere kolluk faaliyetleri denir. O zaman temelde idarenin amacını hep ne diyoruz biz? Kamu yararı. Kolluktaki temel amaç kamu düzeni sağlamaktır. Kamuda düzen olması için de bir takım şeylerin olması gerekiyor. Ne? Arkadaşlar kamuda düzen olması için genel ahlak. Genel sağlık. Bakın Covid'i gördünüz değil mi? Sağlık mağlık gitti. Düzen düzen kalmadı. Esenlik ve dirlik insanların huzur içinde olması gerekir. Ve herkes kendini güvende hissetmelidir diyor. Kamu düzeni olması için bunların olması gerekir. Çıkmış sınav sorusuydu bu yine. Aşağıdakilerden hangisi kamu düzenli öğelerinden biri değildir dedi. Cevap genel inançtı arkadaşlar. Tamam. Genel ahlak, genel sağlık, güvenlik, esenlik ve dirlik diyeceğiz. Peki kolluk tamam bunları sağlasın bunları kim sağlıyor? Arkadaşlar 3 tip kolluk vardır. Adli kolluk, idari kolluk ve siyasi kolluk. Siyasi kolluk MIT diyoruz. MIT başkanlığı nereye bağlıydı? Cumhurbaşkanlığına geçiyorum. Adli kolluk nedir? İdari kolluk nedir? Şimdi bu ilim adli kolluk, bu ilim de idari kolluk olsun tamam mı? Adli kolluk olay olduktan sonra gidip olay yerinde bastıran kolluktur. Yani bastırıcı kolluktur. Kamu düzeni bozulduktan sonra harekete geçer adli kolluk. İdari kolluk kamu düzeni bozulmadan önce mevcut kamu düzenini korumak amacıyla, devam ettirmek amacıyla faaliyet gösteren kolluğa da idari kolluk deriz. Adli kolluk adli makamların, idari kolluk idari makamların evinin altında çalışır. Adli kolluk bastırıcıdır, idari kolluk nedir? önleyici bir kolluktur arkadaşlar. Peki bizim kolluk makamlarımız kim? Şimdi biz genel idari kolluk makamlarına bakacağız. Arkadaşlar genel idari kolluk makamlarımız Cumhurbaşkanı, İçişleri, vali ve kaymakam. Klasik kalıp hangisi genel idari kolluk makamı değildir gibi mesela. Tamam? Cumhurbaşkanı, İçişleri, vali ve kaymakam genel idari kolluk makamlarımızdır bizim. Peki şey nereye bağlıydı? Emniyet Genel Müdürlüğü nereye bağlıydı arkadaşlar? Emniyet Genel Müdürlüğü İçişleri Bakanlığı'na bağlı çalışıyordu. Bunlar makamlar belirleyenler ama hırsızı vali yakalamıyor değil mi? Kaçakçının peşinden kaymakam böyle aktif bir şekilde gitmiyor. Personeli vardı arkadaşlar. Genel idari kolluk personeli, polis, jandarma, bekçi, çarşı ve mahalle bekçileri ve sahil güvenlik bizim genel idari kolluk personellerimiz arasında ne yapmaktadır? Yer almaktadır. İyi ki varlar diyoruz. Tamam mı? Şimdi bu kısma kadar böyle bir temeldi. Şimdi idarenin asıl can alıcı noktası neresi arkadaşlar? Türkiye Cumhuriyeti idari Teşkilat Yapısı. Hep birlikte şimdi Türkiye Cumhuriyeti idari Teşkilat Yapısı'na başlayacağız. İşte o meşhur tablomuz şu an altı boş birlikte doldurup bu yapıları yeniden hikayesiyle birlikte birlikte oluşturacağız tamam mı? Arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti İdaresi'nin kuruluş, görev yetkileri ve teşkilatları kanunla düzenlenir. Buna idarenin kanuniliği denir. O zaman İdarenin kuruluş, yetkilerinin kanunla belirlenmesi hangi ilkenin sonucudur derse idarenin kanunluluğu ilkesinin sonucudur. Anlaştık mı? Türkiye Cumhuriyeti ilki, Türkiye Cumhuriyeti devleti merkezden yönetim ve yerinden yönetim olmak üzere iki elden yönetilir diyor. Bunların içinde yetki genişliği, idarenin bütünlüğü, kamu tüzel kişiliği kanunsuz emir gibi bir takım hükümler düzenliyor. Biz şimdi hepsine tek tek bakacağız arkadaşlar. Dedi ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti merkezden yönetim ve yerinden yönetim olmak üzere iki elden yönetiliyor. Merkez yönetim dediği kısım hizmetlerin çıkış noktasıdır, ana noktasıdır. Hizmetler belirlenir. Diğer yapılarsa hizmetleri bütün ülkeye yayan yapılardır. Biz de baktığımızda hemen bir gelelim şuraya. Başkent teşkilatı, merkezden yönetim kendi içinde başkent teşkilatı ve taşra teşkilatı olmak üzere ikiye ayrılır. Yerinden yönetim kendi içinde yerel yerinden yönetimler, yerel yerinden yönetimlere mahalli idareler de derler. Bir de hizmet yerinden yönetimler diye kendi içinde o da ne yapıyor? 2 ayrılıyor. Hemen başlıyorum. Arkanıza yaslanın. Sadece dinleyin arkadaşlar. Merkez, merkez noktası hizmetlerin ne noktasıdır? çıkış noktasıdır aslında baktığınız zaman. Bizde başkent teşkilatında kim yer alıyor? Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı yardımcıları değil mi? Ve ne var? Bakanlık yapılarımız. Başkent teşkilatı hizmetlerin çıkış noktası. Peki merkezdeki en üst yer amir kimdir? Cumhurbaşkanı. Kamu hizmetlerindeki amir derse o zaman da ona bakan diyeceksiniz. Anlaştık mı? Merkezdeki en üst hiyerarşik amir cumhurbaşkanı. Kamu hizmetleri konusundaki derse de ne diyeceksiniz? Bakan diyeceksiniz arkadaşlar. Hizmetlerin ana çıkış noktası burası. Bunlar burada bir dursunlar. Mesela Sağlık Bakanlığı sağlıkla ilgili hizmetleri ne yapıyor burada belirliyor. Sonra başkent teşkilat diyor ki tek başına olmuyor diyor. Bize birilerinin yardım etmesi lazım diyor. Ve başkente yardımcı kuruluşlar karşıma çıkıyor. Nedir başkente yardımcı olan kuruluşlar acaba arkadaşlar? Hemen diyor ki bir diyor milli güvenlik kurulu. İki danıştay. Üç sayıştay. Ve dört ekonomik ve sosyal konsey. Tamam sosyal ve ekonomik konsey. Bizim merkeze yardımcı olan kuruluşlarımızdır. Oh dedim ya, hizmetlerin bir çıkış noktası var. Peki bu hizmetleri illere, ilçelere kimler yayacak? Bir gün illerdeki, öbür illerdeki, ilçelerdeki insanlar toplanıyor, başkentin kapısını çalıyordu. Başkent, ne oldu diyordu başkent? Ya bu hizmetleri bizim, bizlere kim sunacak? Illere, ilçelere kim sunacak diyordu. Başkent de düşünüyordu. Başkent hizmetlerini illere ve ilçelere yaymak için bir yapı oluşturmalıyım dedi. Ve o yapının adına taşra dedi. Taşra teşkilatı ne o zaman arkadaşlar? Başkent hizmetlerini illere ve ilçelere yayan yapının adına biz taşra teşkilatı diyoruz. Başkent dedi ki: "Ey taşra. Ben böyle bir yapı oluşturuyorum. Ancak dikkat et" dedi. "Senin merkez çatısı altında olduğunu Unutmanı istemiyorum dedi. İpin benim elimde. Sen benim bir uzantımsın. Senin ayrı bir tüzel kişiliğin var mı? Yok. Yani aslında başkent Taşra'yı kurdu ve Taşra'ya şunu söyledi. Dedi ki Taşra senin ayrı bir kamu tüzel kişiliğin yoktur dedi. Senin ayrı bir bütçe... <laughs> Ay sesimi yuttum gibi oldu ya. Ayrı bir bütçesi yoktur. Arkadaşlar Kamu tüzel kişileri kanunla ya da cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulur ve kamu tüzel kişisi olan yapılar bahsedeceğiz biraz sonra. Kendi alanlarını kendileri düzenleyebilirler. Kendi bütçelerini kontrol edebilirler. Ama buna dedi ki sizin de, de öyle bir ayrı bir dünyanız yok. Aynı çatı altında olacağız dedi. Devletsiniz siz de devlet çatısı altındasınız dedi. Kamu tüzel kişileri yönetmelik çıkarabilir miydi? Çıkarabilirdi. Bunların kamu tüzel kişiliği olmadığına göre taşradakiler yönetmelik çıkarabilir mi arkadaşlar? Hayır. Yönetmelik ne yapamazlar? Çıkaramazlar diyeceğiz. Yönetmelik çıkaramazlar. Peki ee, başkent dedi ki sizi dedi başınıza birilerini koydum geldi dedi. Bu gelen kişiler nasıl geldi arkadaşlar? Atamayla gelecekler bu gelecek olanlar dedi. Bakalım kim gelecek atamayla merak ediyorum doğrusu dedim. Ve dedi ki ey Taşra kusura bakmayın ama sizi denetlemek zorundayım. Benim hiyerarşim altında kalacaksınız dedi. Taşra başkenti neye altında arkadaşlar? Hiyerarşisi altında olmuş oldu. Peki dedim neler olacak benim altında? Hemen karşıma ne çıkıyor arkadaşlar? Bak dikkat il idaresi yani il genel idaresi dediğim bir yapı oluştu. Hemen başına kime atadı? Vali. Burada il idare şube başkanlarım, il idare şube başkanları, il idare kurulu diye bir yapı oldu. Ha bu kadar mı dedim ilçeler ne olacak? Dur dur bekle ilçe de geliyorum dedi. Ve karşıma kim çıktı? İlçe idaresi çıktı. İlçe idaresinin başına kaymakamı atadı. Bak dikkat edin bunlar atamayla mı geldi? Atamayla geldi. Demokratik mi? Aa seçimle gelen demokratik olurdu. İl İdare, şube başkanı buradaydı ya, aynısının ilçesi var bir de. İlçe, idare, şube başkanları ve ilçe, idare kurulundan oluştu. Tamam. Bir de ne var arkadaşlar? Bölgesel örgütler dediğimiz yapı. Bölgesel örgütler. Bununla çok ilgilenmeyeceğiz zaten. Aa dedim ne güzel bir yapı olduk biz. Ve böylelikle oluştular tamam mı? İçlerine gireceğim birazdan arkadaşlar. Sonra bir gün belediyedeki köydeki insanlar geldi başkente. Başkent dedi yine ne var diyor başkent. Ya valiyi kaymakamı koyduğunda diyor onlar bizim yöresel ihtiyaçlarımızı bilmiyorlar. Biz kendi alanlarımızı kendimiz düzenlemek istiyoruz. Böyle diyor her şeyi sana soruyoruz ve bürokrasi, kırtasiyecilik inanılmaz artıyor diyor. Başkent düşünüyor ve şunu söylüyor. Yerel yerinden yönetimler denilen bir yapı oluşturacağım. Hizmetler yöresel ihtiyaçlara karşı yöresel ihtiyaçlara uygun bir şekilde karşılansın diye yapıyorum bunu diyor. Ve hemen buraya gelip diyor ki ben sizi diyor başınıza birilerini getireceğim evet. Size diyor ayrı bir kamu tüzel kişiliği vereceğim. Çünkü bunlar ayrı kişilik talep etti mi? Etti. Başkent taşraya ayrı bir kamu tüzel kişiliği vermiş miydi? Hayır. Buradakilerin arkadaşlar ayrı bir kamu tüzel kişilikleri vardır. Ayrı bir neleri var? Bütçeleri vardır. Peki ayrı kamu tüzel kişilikleri varsa buradakiler ne çıkarabilirler diyeceğim arkadaşlar. Yönetmelik çıkarabilirler. Ve buradakiler dedi ki ne olur dedi atamayla gelmesin. Biz karar organları seçmenler tarafından oluşturulan bir yapı istiyoruz dedi. Kabul etti herkes. O zaman buradakiler neyle geldi? Karar organları dikkat, hepsi demiyorum. Bakın karar organları seçimle oluştu. Merkez dedi ki sizi denetlemem lazım. Ne olur ülke bütünlüğü bölünebilir denetlemezsem sizi dedi ve sizi de idari vesayet dediğim bir denetleme aracı var. Onunla denetleyeceğim dedi. Taşra'yı neyle denetliyordu? Hiyerarşiyle. Bunları da vesayet dediğimiz bir denetleme yöntemiyle denetliyor. İdari vesayetle de sizleri denetleyeceğim. İdari vesayet deyince bir denetlenmiyor gibi düşünüyorsunuz ama o da bir denetleme arkadaşlar. Bir tık daha hafif bir denetleme. Ülke bütünlüğünü korumak amacıyla böyle denetlemeler yapıyorlar tamam mı? Sonra hizmet yerinden yönetim kuruluşları bunlar da bu kez dedi ki yani hepimiz belli bir alanda uzmanlaşalım ve o alanda hizmet verelim. Sosyal güvenlik alanında SGK dedi. İşte Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları dedi. BOTAŞ dedi. Çaykur dedi. TÜBİTAK dedi. Üniversite dedi. YÖK dedi. Hepsi kendi alanlarına bir takım hizmetler versin dedi. Orada da öyle bir yapı oluştu. Peki şuraya geliyorum yerel yerinden yönetimlere. Hemen tabloyu tamamlayalım önce bir. Kimler oldu? İl genel Idaresi vardı arkadaşlar. Bir de ne var? İl özel idaresi. Başında kim var yine buranın? Vali. İl genel meclisi. Hocam ama seçimle geliyor dediniz vali atanıyor. Bakın ben karar organları seçmenler tarafından belirlenir dedim. Ve buranın karar organı il genel meclisidir. Tamam ona dikkat edin anlatacağım şimdi zaten. Bir de ne var? İl encümeni var. İl encümeni ya da il daimi encümeni dediğimiz yapı var burada. Sonra kim geldi? Belediyeler karşıma çıktı. Belediye. Belediyenin başında kim var arkadaşlar? Belediye başkanı. Belediye başkanı. Aynı yukarıdaki gibi yine bakın. Belediye meclisi ve kim oldu? Belediye encümeni karşıma çıktı benim. Sonra dedi ki orada bir köy var uzakta dedi ve köyler çıktı karşıma. Köyümün başında kim var? Kim geldi? Muhtar. Köy ihtiyar heyeti. Arkadaşlar kitaplarda heyeti de meclisi de görüyorsunuz. Ve köy derneği. Tamam bu yapı da böyle oluştu. Peki şimdi bu yapılar oluştular ne yapacaklar? Hemen en başa tekrar dönüyorum arkadaşlar bu tarafa geldim. Taşla niye var? Başkent hizmetlerini illere ve ilçelere yaymak için oluşturulan yapıdır. Arkadaşlar soru kalıbı olarak kesinlikle şunları bileceksiniz. Taşra kimlerden oluşur? İl genel idaresi kimlerden oluşur? İlçe idaresi kimlerden oluşur? Bunları bilmek zorundayım. 1- Hemen geliyorum buraya. İl idaresinin başında vali vardır. İlçe idaresinin başında kaymakam vardır. Peki bu adamlar kimlerdir? Bu adamlar da başkentteki bakanlıkların illerdeki ve ilçelerdeki temsilcileridir arkadaşlar. Bakanlık hizmetlerini illere ve ilçelere yayarlar. Anlaştık mı bu noktada? Peki şimdi burada gel zaman git zaman işler yürüyor. Sonra vali dedi ki gitti Melk başkente. Başkent bizi koydun da yine sana soruyoruz her şeyi dedi. Ya dedi sana sormadan bir şeyler yapabilmemiz lazım dedi. Başkan ne gibi dedi? Tıkanıyoruz tıkanıyoruz dedi. Okulun dedi ilde okulun kanalizasyonu patlasa sana geleceğiz. Bu bürokrasi ve kırtasiyeciliği inanılmaz artırıyor dedi. Bunun önüne geç. Sonra başkent valiye dedi ki gel buraya vali. Seni geniş geniş yetkilerle donatıyorum artık devletin ta kendisisin sen dedi. Ve sadece başka ikinci bir kişide olmayan bir şey tanındı valiye. Ne o? Yetki genişliği. Yetki genişliğine sahip olan tek kişi kim oldu arkadaşlar? Vali oldu. Valide ne varmış o zaman? Yetki genişliği dediğimiz bir ilke varmış arkadaşlar. Anlaştık mı? Sorarlar. Merkezden yönetimin sakıncalarını azaltmak amacıyla yalnızca illerde valiye tanınan yetki ne ad verilir? Yetki genişliği. Ya da yetki genişliği aşağıdaki birimlerden hangisinde uygulanır? derse cevabım il genel idaresinde uygulanır diyorum. Kim kullanıyor bu yetkiyi? Sadece vali. İkinci bir kişi yok. Bir kere daha söylüyorum. Peki. İllerin, ilçelerin kurulması, kaldırılması. Temeli söyleyin bu kurulma ve kaldırma ile ilgili ayrı bir çalışma yapacağım tabloyu bitirince iyi bir çalışma olacak. Arkadaşlar iller ve ilçeler neyle kurulur? Kanunla kurulurlar. Şimdilik bunu bilin yeter. Peki vali der ki vali istisnai memurdur. Kaymakam güvenceli meslek memurudur. Arkadaşlar hiç valilik sınavı duydunuz mu? Yok çünkü böyle bir şey. Vali cumhurbaşkanı kararıyla tanır. Kaymakam Cumhurbaşkanı'nın onayıyla atanır arkadaşlar. Kaymakam olmaya hak kazanan kişi Cumhurbaşkanı'nın onayıyla ne yapar? Atanır. Vali il genel idaresinin temsilcisi ve yürütme vasıtası olarak geçer. Kaymakam da ilçe idaresinin temsilcisi ve yürütme vasıtası olarak yine ne yapar? Geçer arkadaşlar. Peki siz bir burada durun. Sonra bu kez bu tarafa geliyorum. Yerel yerinden yönetim dediğim yapıya. İl özel idaresi İl genel idaresinin kurulmuş olduğu kanunla kurulur. Ayrıca bir şey yapmaya gerek yoktur. Ancak dikkat, Büyükşehir Belediyesi bulunan illerde il özel idareleri kaldırılmıştır arkadaşlar. Şu anda 30 ilimizde Büyükşehir Belediyesi var. En son orada olmuştu Büyükşehir Belediyesi. 30 ilin il özel idaresi ne yaptı? Kaldırıldı. Köyleri de mahalleye dönüştürüldü. Aklınızın bir kenarında bulunsun. Şimdi can kulağıyla dinleyin. Bu gördüğünüz yapıda, bak çıkmış sınav sorusu, yerel yerinden yönetim birimlerindendir ya da değildir. Buraya Büyükşehir Belediyesi'nde koyabilir, bilginiz olsun, tamam mı? Ya da şu üçlüleri bileceksiniz, bak iki yıl önceki sınav sorusu şuydu. Belediyenin organları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diye sordu. Mecburum ve bunları bilmek zorundayım. Bunların kamu tüzel kişiliği var ve bunlar ne çıkarabilirler? Yönetmelikte çıkarabilirler arkadaşlar. Şu gördüğünüz meclis yapıları, bak meclisler, dikkat! Bu yapıların en üst karar organlarıdır arkadaşlar. En üst karar organı. En üst karar organı. En üst karar organı. Meclis olarak gördüğünüz yapılar, bu yapıların en üst karar organlarıdır. Dikkat! Anlaştık mı? Encümen burada. Encümen ise ikinci derece karar ve danışma organı olarak geçer. Burada da aynı şekilde danışma organı olarak geçer encümenler. Anlaştık mı? Bunlara ilişkin sadece bunu bilin sizin için yeterli arkadaşlar. Sınav için daha doğrusu. Tamam mı? Peki o zaman söyleyin bana belediye idaresinin en üst karar organı hangisidir? Belediye meclisi. Köy idaresinin en üst karar organı kimdir? Ya da köy tüzel kişiliğinin karar organı kimdir derse cevabınız köy ihtiyar meclisi olacak arkadaşlar. Şimdi sırayla bir bakalım. Burada işte belediye idaresinin temsilcisi ve yürütme organı kimdir derse belediye başkanıdır. Temsilcisi ve yürütme organı. Köyün temsilcisi kimdir diye sorarsa cevabım ne olacak yine? Muhtar. Arkadaşlar yerel seçimler kaç yılda bir yapılır? Yerel seçimler kaç yılda bir yapılır? 5 yılda bir yapılır. Belediye seçimleri de deriz. Belediye seçimleri 5 yılda bir yapılır. Peki hemen şuraya geleceğim. Şu kenarda açarak gideceğim. Diyeceğim ki belediye. Belediye acaba nasıl olacak? Temelini verip ayrı çalışma yapacağım dedim. Arkadaşlar belediyedeki nüfusu bileceğiz. Nüfusu kaç? 5000. İl ve ilçe merkezlerinde belediye kurulması zorunludur. Belediye neyle kurulur? Cumhurbaşkanı kararıyla kurulur. Tamam mı? Bir de Büyükşehir Belediyesi var. Onun da bir kamut özel kişiliği var. Bu yapı da alırız. Büyükşehir Belediyeleri dediğimiz yapı nüfusu 750 bin ve üzeri yerlerdir. Ve dikkat Büyükşehir Belediyeleri neyle kurulurlar? Kanunla kurulur, kurulurlar arkadaşlar. Belediye başkanına ilişkin bir iki bir şey söyleyeceğim. Belediye başkanını geçici olarak görevinden uzaklaştıran kimdir? Görevine nihai, kesin olarak son veren kimdir? Geçici olarak uzaklaştıran bakanlık. Bu zaten idarede genelde hep İçişleri Bakanlığı çıkar. Görevine nihai olarak son verense Danıştay'dır arkadaşlar. Anlaştık mı? Belediye başkanını geçici olarak uzaklaştıran İçişleri, görevine nihai yani kesin olarak son veren de kimmiş? Danıştay'mış. Bu kısım böyle. Hemen bir köye geleceğim şimdi kısaca. Köy Nüfusu 150 ile 2000 arası yerleşim yerlerine biz genelde ne deriz? Köy. 2000'in altında olan yerlere ne diyormuşuz? Köy. Köy idari kararla kurulur diye geçer arkadaşlar. Ne yani? İçişleri Bakanlığı kararıyla köylerimiz kuruluyor. Ee, peki köyün başında kim vardır? Muhtar. Muhtarı kim seçer? Köy derneği. Arkadaşlar köy derneği dediğim şey köydeki seçmen halktır. Yani size köy muhtarını kim seçer derse cevabınız köy derneği. 500 kişilik bir köyde 50 kişi 18'in altındaysa köy halkı 500 kişiyken köy derneği kaç kişidir? 450 kişidir. O zaman muhtarı ve ihtiyar heyetini kim seçiyor aslında baktığınızda? Köydeki seçmen halk yani köy derneği. Muhtar ve ihtiyar heyetini seçer ancak ihtiyar heyetinin iki tane doğal üyesi vardır. Kimdir onlar? Köyün hocaları. Köyün imamıyla köyün öğretmeni, İhtiyar heyetinin doğal üyeleridir arkadaşlar. Anlaştık mı? Burada köy derneği köyün isteğe bağlı işlerini zorunlu hale getirir. Ancak köyde imeceye ve salmaya karar veren ihtiyar meclisidir. İmece dediğim ne? Köy işlerinin köy halkı tarafından el birliğiyle yerine getirilmesi. Salma köyün işlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla köy halkından toplanan vergidir. Belediye başkanı olma yaşı, muhtar olma yaşı kaç yaşta arkadaşlar? 18 yaşını doldurmuş olmakta. Siyasi parti grupları da muhtarlık seçiminde aday gösteremezler. Bunu da aklınızın bir kenarında tutun. Şimdi şu kısmımı sileceğim hemen. Tamam mı? Her şeyi de söyleyeyim de. Büyükşehir Belediyesi'nin başında kim vardır? Büyükşehir Belediye Başkanı. Aynı yapı. Farklı farklı kamu tüzel kişilikleri vardır. Bir daha söylüyorum. Bunlar için ayrı özel bir çalışma yapacağım. Şurayı da siliyorum şimdi arkadaşlar. Öğrendik bunları. Bunları unutmayın lütfen. Önemlidir. Sınav sorguluyor bunları. Mesela İl Özel İdaresi'nin karar organı diye sormuşlardı sınavda. Meclisler oraların neydi? Karar organlarıydı. Bir de arkadaşlar bu hizmet yerinden dediğim yönetim kurumları var ya şuradakiler. Hepsi belli bir alanda uzmanlaşmış ve o alanda hizmet sunuyorlar bize. İşte iktisadi kamu kurumları, sosyal kamu kurumları, idari kamu kurumları bilimsel, kültürel, teknik kamu kurumları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları gibi e, gruplandırılıyorlar. SGK, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, Çaykur, Botaş, Tüpraş, e, Karayolları Genel Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü, işte Türkiye Barolar Birliği, Barolar, Birlikler bunların hepsi hizmet yerinden yönetim kuruluşları çok fazladır. Şimdi ben bu çatı altında bunları saydıktan sonra bizde arkadaşlar kamu tüzel kişiliği diye bir kavram var bakın. Kamu tüzel kişiliği. Kamu tüzel kişiliği kanunla ya da Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulur. 2017 anayasa değişikliği. Kanunla ya da Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulur. Kamu tüzel kişiliği varsa kendi alanını kendisi düzenleyebiliyor. Kendisi ne çıkarabiliyor? Yönetmelik çıkarabiliyor. Kamu tüzel kişiliğini anayasadan alan yapılar var. Şimdi anayasada açıkça kamu tüzel kişiliği olduğu belirtilenler kimlerdir? Derste de söylemiştik. Bak dikkat. Anayasada kamu tüzel kişiliği belirtilen yapılar kimlermiş? Şifremiz neydi? Yukarıdan aşağıya ne yazıyordum? T B K TÜBİTAK değil. TÜBİKAK. Bu bizim şifremizdi. iş yapmıştık. Doldur. TRT, üniversite, belediye, il özel idaresi köy Atatürk kültür dil ve tarih yüksek kurumu kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları kim bunlar peki barolar İzmir Barosu gibi Birlikler, Türkiye Barolar Birliği gibi barolar, birlikler, odalar gibi yapılar da bizim kamu kurumunun terindeki meslek kuruluşlarımızdır. Anayasada açık açık bunların kamu tüzel kişiliği olduğunu söylüyor. Ama kamu tüzel kişiliği anayasada yazmayıp kanunla alan bir sürü yapı da var. Mesela arkadaşlar dikkat edin. YÖK de bir kamu tüzel kişisidir. Ama bu kamu tüzel kişiliği anayasadan almamıştır. YÖK sonradan anayasal kuruluş olmuştur. Orası ayrı meseledir. YÖK bir kamu tüzel kişisidir. Rütük de bir kamu tüzel kişisidir. Bu ikisini de bilin. Çünkü genelde bize hiyerarşi vesayet sorularında bunlar karşımıza çıkıyor tamam mı? Evet kamu tüzel kişinin anayasadan alan yapılar kimlermiş? Tübi kalk dediğimiz şifredeki yapılarmış. Siz de burada bir bekleyin diyorum. Arkadaşlar buraya geldiğimde tekrar bak. İl Özel İdaresi Belediye Köy. İl Özel İdaresi Belediye Köy. Üçü de var mı? Var. Demek ki bunlar kamu tüzel kişinin nereden almış yerel yerinden yönetim birimleri? Anayasadan almış yapılardır. Arkadaşlar sizce, şimdi bu tablo üzerinde çalışacağız hep. Sizce, pardon. Ben üşüdüm klimayı kapatabilir misin? Hayır. Kapatınca terliyorum, açınca üşüyorum. Sen üşüdün mü Berk? Yani, Kızlar erkeklerden daha çok üşür Berk. O Bir de. Daha fazla evet daha çok üşüdüm ben. Arkadaşlar sizce merkezden yönetim mi iyi bir şey yerinden yönetim mi? Yoksa hem iyi hem kötü mü? Hem iyi hem kötü. Hayatta her şeyin faydası da vardır, sakıncası da var. Şimdi dinleyin beni yine. Merkezden yönetim faydası ne, sakıncası ne? Yerinden yönetimin faydası ne, sakıncası ne? Bir bakalım merkeze. Güçlü yönleri neler? Bir kere merkezden yönetim güçlü bir devlet yönetimi sağlar. Ülke bütünü bölünmesinin tehlikesini ortadan kaldırır. Ama yerinden yönetimler ülke bütünlüğünün bölünmesine yol açabilir. Niye? Çünkü hangi belediyede kim ne yapıyor bunun denetlenmesi lazım. Demek ki bak merkezden yönetimin faydası ne? Güçlü bir devlet yönetimi sağlar. Yerinden yönetimin sakıncası ne? Ülke bütünlüğünün bölünmesi tehlikesine doğurur. Birinin faydası öbürünün sakıncası. Bürokrasi ve kırtasiyeciliği artırır merkezden yönetim. Yerinden yönetimler bürokrasi ve kırtasiyeciliği ne yapar? Azaltır. Yöresel ihtiyaçların karşılanması için uygun değildir merkez. Yöresel ihtiyaçların karşılanması için yerinden yönetimler uygundur arkadaşlar. Harcamalar rasyoneldir, daha akılcıdır, mali denetim kolaydır. Bu bir fayda. Sakıncası ne? Harcamalar rasyonel olmayabilir. Mali denetimleri nedir arkadaşlar? Güçtür. Yerinden yönetimler partizanca particiliği geliştirecek uygulamalara yol açabilir. Anlaştık mı? Merkezden yönetim ve hizmetler yekne saktır. Yani tek tiptir. Ama yerinden yönetimlerde her belediye farklı bir hizmet sunmuyor mu? Sunuyor. Yerinden yönetimde hizmetler yekne sak değildir. Bu da onun sakıncası. Birinin faydası diğerinin ne oldu? Sakıncası oldu. Şimdi bu tabloda başka ne anlatacağım ben? Tabii ki idara, şey, hiyerarşi ve idare vesayet. Yani idarenin bütünlüğünü sağlayan ilkelere bakacağız. Arkadaşlar hemen diyorum ki bakın bu tarafım Devlet tüzel kişiliği tamam. Bir halka. Bu taraf komple ne? Devlet tüzel kişiliğinin ayrı bir neyi var bunların? Kamu tüzel kişilikleri var. Şimdi idare, Türkiye Cumhuriyeti idaresi bütünlüğünü korumak, güçlü bir devlet yönetimi sağlamak için hepsini kontrol etmek zorunda. Atıyorum Sağlık Bakanlığı, bakanlığa bağlı olan müdürlükleri falan ne yapmalıdır? Denetlemelidir arkadaşlar. İdarenin bütünlüğünü sağlayan ilkeler nelerdir? Çok sorarlar. Hemen şuraya geleceğim. Yükseleyim biraz yetişemiyorum tahtaya. Spor ayakkabım var. İdarenin bütünlüğünü sağlayan iki tane ilke var. Bunlardan biri hiyerarşi ilkesi. Hiyerarşi. Diğeri de idari vesayet ilkesiydi arkadaşlar. Hiyerarşi ve idari vesayet. Tamam Öncülü vermişti bir kere sınavda yetki genişliği, hiyerarşi, idare vesayeti 3 tane öncül verdi. Hangileri idarenin bütünlüğünü sağlayan ilkelerdir dedi. Yetki genişliği valideki şeydir. Bütünlüğü sağlayan bir şey değildi arkadaşlar tamam mı? Hemen geliyorum. Bu hiyerarşi nedir? Arkadaşlar hiyerarşi as üst ilişkisi demek değil midir aslında? Evet. Bir yapı içinde ast üst ilişkisi varsa bu hiyerarşidir zaten. Bunu anlatmaya bile gerek yok hepimiz biliyoruz. Amir memur gibi. Hiyerarşiyle neler denetlenirdi? Hiyerarşi hem yapılan şey hukuka uygun mu değil mi diye hukuka uygunluk denetimi yapardı. Hem de yapılan işlem yerinde bir işlem mi değil mi diye yerindelik denetimi yapardı. İdari vesayet sadece hukuka uygunluk denetimi yapabiliyordu. Yerindelik denetimi yapamazdı idare vesayet. Hiyerarşi bir tık daha sıkı bir denetimdi yani. Peki sınav neyi sorguluyor? Hangi yer arasında ne var? Bak burası bir halka devlet düzel kişisi. Bu taraf ayrı ayrı halka kamu düzel kişisi. Arkadaşlar Başkent Teşkilat'ın Taşra Teşkilat üzerindeki denetleme aracı nedir diye sorarsak başkentin Taşra üzerindeki neydi zaten? Hiyerarşidir. Bu halka içinde bir denetim hiyerarşi. Merkez yönetimin yerinden yönetimler üzerindeki denetleme aracına gelirsek ne olacak? İdari vesayet olacak. Şimdi bizim bir şifremiz vardı buna ilişkin. Bu şifre şunu söylüyor. Bak şifreyi Hemen gelip şu araya bir yer açıp silemiyorum tahtamı. Kusura bakmayın üstünden anlatacağım çünkü. Eğer devlet tüzel kişisi, devlet tüzel kişisi diyorsa bu hiyerarşidir. Nasıl mesela? Vali kaymakam. Aynı halkadalar mı? Evet. İçişleri Bakanı kaymakam. İkisi de aynı halkada. Devlet tüzel kişisi, devlet tüzel kişisi mi? Bak vali kaymakam. Ne oldu? Hiyerarşi. Ya da aynı yapı içindeyse... Cumhurbaşkanlığı, MİT başkanlığı. E ona bağlı. Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı. E ona bağlı hiyerarşi. Tamam mı? <laughs> ya da rektör dekan asl üst ilişkisi hiyerarşi. Geliyorum bir taraf devlet tüzel kişisi. Bir taraf kamu tüzel kişisi ise bu da idari vesayettir. Ne mesela? Kaymakamın muhtarı denetlemesi köyde. Bak kaymakam devlet tüzel kişisi, muhtar kamu tüzel kişisi. Ne oldu? İdari vesayet oldu. Anlaştık mı? Peki kaymakamın ilçe milli eğitim müdürünü denetlemesi deseydim ast üst ilişkisi, değil mi? Valinin il müdürünü denetlemesi deseydim ast üst ilişkisi hiyerarşi olacaktı. Peki bunlar genelde kolay bulunuyor. İş şöyle olunca karışıyor biraz. İkisi de ayrı ayrı kamu tüzel kişiliğine sahip sene olacak diyor. O zaman da idare vesaire. Bu bizim şifremiz arkadaşlar. Tamam mı? Formülümüz bu bizim aslında. İkisi de ayrı ayrı kamu tüzel kişisi olursa ne olur? Nasıl yani dedim? Mesela dedim ki size bakın. Büyükşehir belediyelerinin ayrı bir kamu tüzel kişiliği vardır. Belediyelerin ayrı bir kamu tüzel kişiliği vardır. Mesela Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çankaya Belediyesi arasındaki ilişki nedir? İdari vesayet ilişkisidir. Bak şimdi. Birlikler ama ayrı bir kamu tüzel kişisi, barolar da ayrı bir kamu tüzel kişisi. O zaman Türkiye Barolar Birliği ile dedim ki İzmir Baro'su arasındaki ilişki nedir? Ayrı ayrı kişiler oldukları için idari vesayet ilişkisidir. Tamam mı? Peki devam edelim biraz daha. YÖK bir kamu tüzel kişisi mi? Evet. Üniversite bir kamu tüzel kişisi mi? Evet. O zaman arkadaşlar YÖK ile üniversite arasındaki ilişki ne ilişkisidir? İdari vesayet ilişkisidir. Peki geliyorum şimdi şuraya. Üniversite fakülte Ast üst ilişkisi değil mi? Fakültelerin ayrı bir kişiliği yoktur. Üniversite bünyesindedir. Üniversite ile fakülte arasındaki hiyerarşi. Rektör dekan. Yine nedir? Hiyerarşi. Peki şöyle söyleseydim size. Adalet Bakanlığı. Dedim ki bak Adalet Bakanlığı ile Türkiye Barolar Birliği deseydim. Biri devlet tüzel kişisi, biri kamu tüzel kişisi. O zaman ne diyecektiniz arkadaşlar? İdari vesayet diyecektik. Anlaştık mı? Kaymakam ile köy muhtarı kaymakamla köy muhtarı kaymakam burada köy muhtarı burada ne dediniz idari vesayet ee, kültür ve turizm bakanlığı yozgat valiliği dedim mesela kültür ve turizm bakanlığı ye, ne var aralarında yine aynı halkadalar hiyerarşi ilişkisi vardır arkadaşlar tamam bunu bu tabloyu çalışırken bence şöyle bir şey yapın boş bir kağıt alın ve tablo, tab, tabloyu tabloyu bir kere kendiniz çizin arkadaşlar Baktınız olmuyor bir kere daha çizin. İki kere çizince bu tablo emin olun ki oturacak. Ve sınavda gerçekten yani sınavın iskeleti gibidir bu tablo idare anlamında. Şu yapıları, üçlü yapıları ve ne neyle kurulu. Şimdi ona ayrı bir çalışma yapacağım zaten söylediğim gibi. Bunları iyi bilmemiz gerekiyor. Anlaştık mı? Umarım fayda sağlamıştır bu tablo size. Şimdi hemen bu tabloyla ilgili küçük bir çalışma yapın tamam mı arkadaşlar? Ben tahtamı sileyim devam edelim hadi. Şimdi soru potansiyeli olan doğrudan yerel seçimle seçilenler kimler ve onlara bakıp bir bütün görelim istedim arkadaşlar. Yerel seçimler 5 yılda bir yapılıyordu biliyorsunuz ki. İl genel meclisi üyeleri dediğimiz yapı. Nerede bu il genel meclisi? İl özel idaresinde vardı yani. İl genel meclisi üyeleri zaten oranın en üst karar organıydı. İl genel meclisi üyeleri Belediye başkanı ve belediye meclisi üyeleri Büyükşehir Belediye Başkanı doğrudan yerel seçimlerle ne yapıyorlar? Geliyorlar arkadaşlar. Şuna dikkat edin ama. Büyükşehir, bak belediye meclis üyeleri doğrudan yerel seçimle geliyor ama Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri ilçe belediye başkanları ve meclis üyeleri arasından oluşuyor. Yani doğrudan seçimle gelmiyor. Bunların tamamı seçilmişlerden oluşuyor aslında ama farklı bir yöntemle geliyor. Doğrudan gelmiyor. Yine de seçilmişler var ama. Köy muhtarı ve ihtiyar heyeti doğrudan yerel seçimle geliyor ama doğal üyeleri hariç ihtiyar heyetinin imam ve öğretmen doğal üyesiydi zaten. Mahalle muhtarı ve ihtiyar heyeti. Mahalle muhtarı bu normal oturuyorsunuz ya hangi mahallede falan diyorlar ya köy gibi düşünmeyin. Mahalle bir mahalle idare birimi değildi zaten arkadaşlar. Şuna da dikkat edin. Encümenler doğrudan yerel seçimle belirlenmez. Bir kısmı seçilmişlerden oluşuyor. Anlaştık mı? Yani baktığımda bir kere daha il genel meclis üyeleri, belediye başkanı ve belediye meclis üyeleri, büyükşehir belediye başkanı doğrudan yerel seçimlerle geliyorlar. Doğrudan. Büyükşehir belediye meclis üyeleri ise ilçe belediye başkanları ve meclis üyeleri arasından seçiliyor. Yani bunlar yerel seçimle doğrudan belirlenmiyor ama hepsi yine seçilmiş birileridir. Köy muhtarı ve ihtiyar heyeti doğal üyeleri hariç Mahalle muhtarı ve ihtiyar heyeti doğrudan yerel seçimle ne yapıyor? Geliyor arkadaşlar. Tamam. Şimdi bir de ne neyle kurulur ona bakalım. Kim kiminle nerede ne yapıyor? Bir bakalım. İl ve ilçelerin kurulması, kaldırılması, merkezlerinin belirlenmesi, adının değiştirilmesi ve bir ilçenin başka biriyle bağlanması kanunla yapılır. Ancak dikkat il ve ilçe sınırlarının belirlenmesi Cumhurbaşkanı onayıyla gerçekleşir arkadaşlar. Mesela Ankara'ya bağlı olan bir ilçe diyelim ki bak ne diyor bir ilçenin başka bir ile bağlanması. Ankara'ya bağlı Polatlı ilçesi farklı bir ile bağlanacaksa bu kanunla ama sınırları değişiyorsa mesela Diyarbakır'a bağlı Şenya ile vardı ya Muş'a bağlanmıştı. Orada bir sınır değişikliği olduğu için Cumhurbaşkanı onayı gerekti arkadaşlar. Bu farka dikkat ediyorsunuz. Belediye Cumhurbaşkanı kararıyla kurulur. Belediyede nüfus neydi? 5000'de İl ve ilçe merkezlerinde belediye kurulması zorunluydu. Nüfusu 2000'in altına düşen belediyeler dikkat. Cumhurbaşkanı kararıyla köye dönüştürülürler. Büyükşehir belediyeleri kanunla kurulur. Nüfusu neydi? 750 binde. Köyler İçişleri Bakanlığı diye bilin ama bir de detayına bakalım. İl İdare Kurulu ve İl Genel Meclisi kararı Sağlık Bakanlığı'nın görüş alınarak İçişleri Bakanlığı'nın onayıyla kurulurlar. Köy kanununa göre nüfusu 2000'den az olan yerlere köy, 2000 ile 20.000 arasında olan yerlere kasaba, 20.000'den fazla olan yerlere de şehir denmektedir arkadaşlar. Bunları zaten görmüştük dersimizde ama şimdi bir arada birlikte gördük daha verimli olduğunu düşünüyorum. Şimdi idarenin mal edinme yöntemlerine bakacağız. Evet şimdi de idarenin mal edinme yöntemlerine bak yöntemlerine yöntemlerine bakıyoruz arkadaşlar. İdarenin mal edinme yöntemi bizden bir şeyleri alıyor. Amacı ne? Kamu yararı. Kamulaştırma, istimal, geçici işgal ve devletleştirme diye dört tane mal edinme yöntemi bileceğim. Çıkmış sınav sorusu. Aşağıdakilerden hangisi idarenin mal edinme yöntemlerinden değildir dedi. Şıklara özelleştirmeyi koydu. Özelleştirmede idare mal edinmez. İdarenin elinde mal çıkar arkadaşlar. Özelleştirme bir idarenin mal edinme yöntemi değildir. Anahtar kelimelere dikkat tanıma girerse eğer ki. Girerse de zaten kamulaştırma önemli bizim için. Arkadaşlar kamulaştırmada şöyle bir şey var. Devlet bir kere üstün yetkiye dayanarak yapıyor bunu. Ben sizden gelip alamam zorla. Diyor ki Kamu ihtiyaçlarının karşılanması, kamu hizmetlerinin görülmesi amacıyla. Devlet özel mülkiyette bulunan bir taşınmaza dikkat bak ne diyor? Özel mülkiyette bulunan bir taşınmaza bedelinin ödenmesi suretiyle el koyabilir ve buna ne deriz biz? Kamulaştırma deriz ya da istimlak denir. Özel mülkiyette bulunan bir taşınmaza kamu ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla bedelinin ödenmesi suretiyle devlet tarafından el konulmasına ne diyormuşuz biz? Kamulaştırma. Kurala göre kamulaştırma bedeli peşin ödenir. Ancak bazı durumlarda taksitlendirmeye gidilebilir. Gidilse bile taksit süresi 5 yılı aşamaz arkadaşlar. Ancak kamulaştırılan şey küçük çiftçinin doğrudan işlediği bir topraksa onun bedeli her surette peşin ödenmelidir. İstimal yalnızca olağanüstü durumlarda kullanılan, olağanüstü durumlarda kullanılan ve el konulan şey burada nedir? Taşınırdır arkadaşlar. Ne diyoruz? Allah korusun bir savaş olması durumunda jiplere el konulması gibi. Hangisi istisnai bir mal edinme yöntemi derse cevabınız istimal. Çünkü sadece ne zaman kullanılıyor? Olağanüstü durumlarda kullanılıyor ve neye koyuyorum? Taşınıra. Geçici işgalde derste ne diyorduk? Misafir alıyordu geliyordu. Börekler açıyordum ben ona. Bir dikkat. Bayındırlık hizmetinin görülmesi esnasında. Bir bayındırlık hizmetinin görülmesi esnasında mesela yol çalışması, köprü çalışması gibi düşünün. Görülmesi esnasında idare ihtiyaç duyduğu zaman özel mülkiyette bulunan bir taşınmazı, arsayı, araziyi ne yapabilir arkadaşlar? Kullanabilir. İşi bitince de tasını taran toplar ne yapar? Gider demiştik. Özel mülkiyette bulunan bir işletmeye, bir girişime, bir teşebbüse, özel mülkiyette bulunan bir işletme, girişim ya da Teşebbüse el konulmasına da ne diyormuşuz arkadaşlar? Devletleştirme. İsimlerini muhakkak bilin. Kamulaştırma, istimval, geçici işgal, devletleştirme. Tanım olarak da arkadaşlar kamulaştırma tanımına bir tık daha dikkat edin. Mal edinme yöntemlerimizi de gördük. Sırada ne var biliyor musunuz? Memuriyet geliyor şimdi. Evet idare hukukunun son konusu olan kamu görevlerinden söz edeceğiz. Kamu görevlisi, devlet memuru, sözleşmeli personel ve işçi olmak üzere 3 başlıkta karşıma çıkar benim. Sözleşmeli personel dediği belli bir meslek bilgisi ve uzmanlık gösteren alanlarda sözleşmeli çalışan kişidir. Bir hizmet akti yani bir hizmet sözleşmesine dayanarak çalışan kişilere de işçi deriz. İşçiler özel hukuk hükümlerine tabi bir şekilde çalışırlar. Sınav devlet memurları ile daha çok ilgilenir arkadaşlar. Sizin de şu an Oturup benim dinleme sebeplerinizden bir tanesi devlet memurluğuna girebilmek. Devlet memurluğu dediğim zaman 657 sayılı devlet memurları kanunu akla gelir. İnşallah bir an önce gönlünüzden geçen 657'ye tabi olmanız ümidiyle diyelim. Amin diyelim ve başlayalım. Atandığınız zaman kendinizi böyle demir baş gibi falan hissedeceksiniz ve bir rahatlama gelecek. Çünkü idarenin asli ve sürekli personeline memur denir arkadaşlar. Şimdi devlet memurluğundaki bu memurluk ne demek? Memurluk mesleğinin özelliklerine bir bakalım. Arkadaşlar memurlukta tarafsızlık ve eşitlik hakimdir. Süreklilik vardır. Memurluk bir meslektir. Memuriyet bir kadro içerir. Memurların hak ve yükümlülükleri ise kanunla düzenlenir. Peki memurluk mesleğinde bir takım ilkeler var. Şimdi onlardan söz edelim. Tanımı çıktı, tanımı çıktı. Bilginiz olsun. Memurluk mesleğinin 3 tane ilkesi vardır. Kariyer, liyakat ve sınıflandırma. Arkadaşlar hemen kariyerle başlayalım. Ve kariyer ne demek? Bulunduğu dereceden üst kademelere kadar ilerlemesini sağlaması. Memurun mesleğinde yükselmesi aslında. O zaman memurun bulunduğu kademeden üst kademelere kadar ilerlemesini sağlayan ilke ne diyormuşuz arkadaşlar? Biz kariyer ilkesi diyoruz. Üst kademelere kadar yükselmesini, ilerlemesini sağlıyorsa neymiş bu? Kariyer. Liyakat layık olma kökünden gelir. Memurluk mesleğini yetenek esasına dayandıran ve yetenek dışında başka bir özellik arama diyen memurluk mesleğini yetenek esasına dayandıran ilke liyakat ilkesidir dedik arkadaşlar. Ve dikkat! Liyakat ilkesi yeteneğe göre e, alacağını söylediği için memurlukta neyi sağlar? Tarafsızlığı. Memurluk mesleğinde tarafsızlık sağlayan ilke nedir derse cevabımız liyakat olacak. Memurluk mesleğinde 12 tane hizmet sınıfı vardır. Atandığınız zaman mesleklerinize göre hizmet sınıflarına tabi olacaksınız. Toplamda 12 hizmet sınıfı var. Öğretmenler eğitim hizmetleri sınıfında, imam din hizmetleri sınıfında, hemşire ebe, sağlık hizmetleri sınıfında, işte mühendis teknik hizmet sınıfında, polis, komiser, nerede emniyet hizmetleri sınıfında gibi hizmet sınıflarına tabi olacaksınız arkadaşlar. Memuriyete girişte iki tane ilke hakimdir. Bir, serbestlik. Kimseyi zorla memur edemezsin der. Memurluğa girmek sizin isteğinize bağlıdır. Ve memuriyete girişte hepiniz eşitsinizdir arkadaşlar. Torpil yoktur. Herkes eşittir. Tamam. Memur olmak için neler gerekir? Sınava hazırlanıyoruz. Bakalım bu koşulları taşıyor muyuz? Türk vatandaşı olmak. Kamu hizmetine girmeden zaten yalnızca Türk vatandaşları faydalanıyor hatırlıyorsanız. 18 yaşa doldurmuş olmak. Beyler için Askerlikle ilişiğinizin bulunmaması gerekir diyor. Tecilli olabilirsiniz, engel değildir. En az dikkat bu karışıyor. En az ortaokul mezunu olmanız gerekir arkadaşlar. Tamam? En az ortaokul mezunu olmak. Görevini yapmaya engel bir rahatsızlığının bulunmaması gerekir. Yüz kızartıcı suçlardan, devlet bütünlüğüne yönelik eylemlerden, terör gibi suçlardan hiç hüküm giymemiş olması gerekir. Taksirli suçlar hariç bir yıldan fazla hüküm giymemiş olması gerekir ki ne olsun? Memur olsun. Bu koşulları taşıyorsun. Sınava girdin. Önce mi ne olacaksın? Aday memur. Aday memuriyete ilişkin ne bileceğim? Ne kadar süreleri? Arkadaşlar çıkmış sınav sorusu. Memuriyette asgari ve azami adaylık süresi nedir diye sormuşlardı. Memurlukta adaylık süresi en az bir yıl, en fazla iki yıldır. Eğer ki siz adayken herhangi bir şekilde görevinizden çekilirseniz, göreviniz biterse 3 yıl memur olamazsınız tamam. Peki atamam yapıldı 5 yıllık memurum istifa ettim dönebilir miyim? Evet ama 6 ay dönemiyorsun sonrasında dönebiliyorsun diyor anlaştık mı? Demek ki memuriyet mesleğinde en az bir en fazla da 2 yıllık bir adaylık olduğunu söyledik. Peki asli memurla başlayacağım şimdi atama yapıldı. Bulunduğu kurum aynı kurum içine atanırsa eğer Size atamayı tebliğ eden ertesi iş günü hemen bakın ilk, ilk iş günü başlıyorsunuz tamam. A'dasın ataman A'ya yapıldı hemen ertesi iş günü başlıyorsun. Farklı bir yere atam, ataman yapıldı. A'dasın ataman B'ye yapıldı. Yol hariç 15 gün süreniz var arkadaşlar. Olur da vaktinde göreve başlamazsanız ve mazeret falan bildirmezseniz müstafi sayılırsınız. Çekilmiş sayılma demek müstafi sayılma. Ve bir yıl memur olamazsınız. Peki memurla başladığınız bir takım yükümlülükleriniz olacak arkadaşlar. Ödeviniz müsbet ödevler ve menfi ödevler. Yani ödeviniz ve yasaklarınız arkadaşlar. Bir bakalım ödevleriniz neler? Bir diyor. Anayasaya ve kanunlara uygun olacaksın. Uygun olacak davranışların, saygılı davranacaksın. Hizmeti kişisel ve kesintisiz yerine getireceksin. Kişisel dediği sen bizzat kendin gideceksin. Komşuyu yollayamazsın ya da kardeşini yollayamazsın. Kafana göre ara veremezsin. Hizmeti kesintisiz sürdüreceksin. Hiyerarşik üstüne bağlı olacaksın. Ona itaat edeceksin. Burada kanunsuz emir diye bir şey var. Hiyerarşik üstsünüz. Arkadaşlar üst hasta kanuna aykırı bir emir verirse Ast bunu üste bildirir. Üst emri yazıyla tekrar ederse ast yerine getirir ve sorumluluktan kurtulur. Buna ne diyorduk biz? Kanunsuz emir. Anayasada da geçiyordu kanunsuz emir. Ancak konusu suç oluşturan bir emir hiçbir surette yerine getirilmemelidir. Getirirse memur kendisi de sorumlu olur. Kıyafet sorumluluğu, mal bildirimi, kaç yılda bir mal bildirimi, 5 yılda bir mal bildirimi, resmi belge araç gereçleri iade edeceksiniz. Mesela bir öğretmen bir yerde bir okuldan ayrılıyorsa sınıf defterini hatıra olarak alamaz kendine. Davranış ve işbirliği içinde olacaksınız arkadaşlar. Bunlar ödevlerimiz. Bir de yasaklarımız var. Sen diyor memursun başka bir görev alman. Sanat ve ticaretle uğraşman yasaktır. Taraflı davranamazsın. Memur dediğin tarafsız olur. Rüşvetin kibarcası, hediye ve çıkar sağlaman yasaktır. Siyasi faaliyette bulunman, siyasi partiye üye olma yasaktır. Gizli bilgileri ifşa etmeyeceksin. Açıklamak yasaktır. Grev yasaktır. Toplu hareket, toplu eylem yasaktır. Ayrıldığı kuruma karşı görev almak yasaktır. Denetimindeki teşebbüsten menfaat sağlamak yasaktır diyor. Bu yasaklara uyacaksın. Uymazsan disiplin cezalarıyla karşı karşıya kalırsın. Memuriyetten çıkarılmaya kadar gider sonuçları bazılarında arkadaşlar. Bunlar bizim yükümlülüklerimizde. Peki memur olduğumuz zaman haklarımız neler olacak? Haklar kendi içinde mali haklar ve mesleki haklar diye ikiye ayrılır. Tamamen duygusal alanına biz mali haklar deriz. Tamam. Ne benim mali hakkım? Ya da sırasıyla gidelim. Mesleki haklarımız nelerdir? Arkadaşlar diyor ki bak. Güvenlik hakkı, izin hakkı, hizmet hakkı, terfi hakkı, uygulamayı isteme hakkı, sendika hakkı, emeklilik hakkı, çekilme hakkı, müracaat, şikayet, dava hakkı gibi bir takım mesleki haklarınız vardır. Parayla ölçülebilen kısım neydi? Mali haklar. Maaş hakkı, emekli maaş hakkı, yolluk hakkı, toptan ödeme hakkı, dul ve yatım hakkı gibi bir takım haklar da bizim mali haklarımız olarak karşıma çıkacak. Memurların haftalık çalışma süreleri ise 40 saattir. Peki izin durumları nasıl? Arkadaşlar baktığımızda hizmet süresi 1 ile 10 yıl arasındaysa 20 gün. 10 yılın üzerindeyse 30 günde izin süreleri vardır memurlarımızın. Kadınlar için doğum izni var. Doğumdan önce 8 doğumdan sonra 8 diye toplamda 16 hafta izin var. Babanın talebi doğrultusunda 10 günde izin verilebiliyor babaya. Evlilik izinde de 7 gün aklınızın bir kenarında bulunsun. Anlaştık mı? Memur yükümlülüklerine uymazsa eğer disiplin cezalarıyla karşılaşır. Bakın bu tahtada sınavın en sevdiği kısım burası. Memurlara uygulanan disiplin cezaları nelerdir? Kaç kere sordu? Uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve devlet memurluğundan çıkarma yani ihraç. Arkadaşlar hepsi yazılıdır. Bunların bilginiz olsun. Ve Memurlara verilen disiplin cezalarına karşı yargı yolu açıktır. Hangi yargıya başvurursunuz? İdari yargıya. Memurun savunması alınır mı 7 gün içinde? Evet, alınır. Peki, uyarma, kınama, aylıktan kesme disiplin cezasını veren disiplin amiridir. Kademe ilerlemesinin durdurulması, atamaya yetkili amir. Memuriyetten çıkarma ise yüksek disiplin kurulu tarafından verilen bir disiplin cezasıdır arkadaşlar. Peki ne bu uyarma, kınama? Uyarma ve kınamanın tanımlarını bileceksiniz. Arkadaşlar yazılı bakın sözlü değil. Uyarma memura davranışlarında dikkatli olmasının yazıyla bildirilmesidir. Yönetmelikte belirtilen kıyafet yükümüne uymadığını düşünün mesela. Tamam. Burada memura ne derler? Memur davranışlarında dikkatli ol derler. Kınama ise memura davranışlarında kusurlu olduğunun yazıyla bildirilmesidir. Memura davranışlarında kusurlu olduğunun yazıyla bildirilmesine de ne diyormuşuz biz? kınama diyoruz arkadaşlar. Aylıktan kesme, diyelim ki mazeret bildirmeden göreve gelmediniz. Aylığınızdan kesebilirler. Kademe ilerlemeniz durdurulabilir. Mesela kademe ilerlemesi ne kadar durdurulur? Memurlarda kademe ilerlemesi 1 ile 3 yıl arasında durdurulabilir. Memurluktan çıkarma ise bir daha alınmamak üzere devlet memurluğundan çıkarma olarak karşımıza çıkar arkadaşlar. Tamam mı? Konuyu tamamlayınca örnekleri vereyim hangisiyle karşılaşır? Memur ne yaparsa hangi disiplin cezasını alır gibi böyle keyifli bir çalışma yapalım bence. Çünkü son yıllarda bir giriyorlar sanki oraya. Şu başlığı da vereyim sonra onu yapalım tamam. Memurluk nasıl biter? Her başlangıcın bir sonu vardır. Ölüm zaten kişiliği sona erdirir değil mi? Memur istifa ederse ya da müstafi sayılırsa. Müstafi ne demekti? Çekilmiş sayılmaydı arkadaşlar biter. Koşulları eksilirse, emekli olursa. Memurluğa yasak. Memurlukla bağdaşmayan bir şey yaparsa da memuriyet ne yapacaktır? Sona erecektir arkadaşlar. Özünü tamamladık. Şimdi sınavın son yıllarda önem verdiği örnek. Çünkü bir kere sınavda son yıllarda baktığınızda örneğini sordu. Verdi. Hangisini alır dedi. Bir örnek çalışması yapalım tahtada hep birlikte. Sonra bitiyor zaten. Sabredin azıcık kaldı. Şimdi vereceğim sebepleri bilin. Bilin ki memur olacaksınız. Geleceğimizin memurları bunları bilmesi gerekiyor. Bakalım bir ne olursa ne olacak. Arkadaşlar özürsüz ya da mazeretsiz görevinize geç giderseniz, geç ayrılırsanız düşünsene mesai başlıyor sen hep 10 dakika sonra gidiyorsun. 5-10 dakika erken çıkıyorsun trafiğe kalmayayım diye falan. Olur mu? Hayır. Olmaz diyor. Uyarma alırsın. Dikkatli ol diye uyarılırsın. Devlet memurluğuna yakışmayan tutum ve davranışlar sergilersen. Yönetmelikte belirtilen kılık kıyafet hükümüne aykırı davranırsan. Usulsüz müracaat ve şikayet hakkını kullanırsan diyor ki sen uyarma disiplin cezasıyla karşı karşıya kalabilirsin. Bir tık artıyor. Şimdi kınamada memurun memura davranışlarında dik, kusurlu olduğunu yazıyla bildirilmesiydi. Memura davranışlarında dikkatli olmasının yazıyla bildirilmesi uyarmaydı. Memura kusurlu olduğunu bildirilmesi kınamaydı. Emre itiraz etmek, amirine saygısızlık etmek, devlete ait resmi araç ve gereçlerini özel işlerinde kullanmak, İş arkadaşlarına ve iş sahibine kötü muamelede bulunmak, görev yerinde genel ahlaka aykırı davranmak gibi nedenlerle kınama. Bakın buradaki şeyler daha ağır uyarmadan gördünüz mü nedenler? Aylıktan kesmeyle de karşı karşıya kalabilirsin. Mazeretsiz ya da özürsüz bir ya da iki gün göreve gelmezsen haber vermeden iki gün sonra çıktın gittin ne işlerler? Devlete ait olan resmi araç ve gereçlerini kendi özel menfaati için kullanmak. Göre, görevli olduğu konularda, yükümlü olduğu kişilere yalan ve yanlış beyanlarda bulunmak. Diyor ki senin bu sebeplerle ne yapabiliriz? Aylıktan kesebiliriz. Aylıktan kesme uygulanır diyor. Göreve sarhoş gelirsen, efkarlıyım dedin ya içmeye de devam ettin görev yerinde alkol alırsan mazeret göstermeden 3 ile 9 gün devamsızlık yaparsan, gerçeğe aykırı belge düzenlersen, gerçeğe aykırı rapor düzenlersen canım diyor seni durdururum bir süre diyor. Kademe ilerlemesinin durdurulması 1 ile 3 yıl arasında durdurulabilir. Anlaştık mı? Mazeretsiz bir yılda toplam 20 gün göreve gelmezsen, siyasi partiye üye olursan, ki yasaklarındandı değil mi memurun bu? Gizli bilgileri açıklarsan, ispiyonculuk yaparsan, yüz kızartıcı memurlukla uyuşmayan, yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulursan, bulunursan seni devlet memurluğundan ne yaparım diyor çıkarım. Yani ihraç ederim. Bu sebeplerde disiplin cezası almanın örnekleriydi. Arkadaşlar diyelim ki memur istifa etti. Usullere uygun istifa etti memur. Neydi bunu söylemiştik. 6 ay göreve geri dönemez. Yerine yenisinin gel gelmesini istifa ettim, bastım gittim. Yerine yeni memurun gelmesini beklemedim. Yerine yenisinin gelmesini beklemeden istifa eden memur bir yıl memur olamaz. Devir teslim işlemlerini gerçekleştirmeden istifa eden memur 3 yıl memur olamaz arkadaşlar. Anlaştık mı? İnşallah memuriyetin güzel yanları hep sizin karşınıza çıkar böyle. Güzel güzel sizi mutlu eder, sağlıklı, bir an önce kavuşacağınız bir memuriyet hayatınız olur arkadaşlar. Memuriyeti de verdik, idare hukukunu da tamamladık. Böylelikle bütün konularımızın tekrarını hızlı bir şekilde yapmış olduk. Birazcık uzattım artık e, videoların sürelerini ama tek videoda olsun istedim. Bakın şimdi buraya gelmişken şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bir video bitti ya, mesela hukukun temel kavramları 2 saat. Bittikten sonra hemen o yüzeylerin sorularını çözdüyseniz bile bir daha çözün tamam mı? Ee, yasama bitti hemen yasama sorularını çözün ki kalıcı olsun. İdare hukukunu bitirince idare hukukunu çözün. Çavuruları bitirdikten sonra da branş denemelerine geçin. Bana hala sosyal medyadan hocam kitabınız var mı diye soranlar var. Arkadaşlar video dersleri takip etmek için video ders notum var. Çözümlü soru bankası var ve bu çözümlü soru bankasında çözümler inanın konu anlatımı gibi zaten. Çok ciddi bir tekrar yapıyor. 21'li yine çözümlü tamamı branş denemesi var. Branş denemesinde özellikle birinci bölüm hukukun temel kavramlarında bir tık zorladığım bir branş denemesi bilginiz olsun. Güncel bilgiler kitabı var. Genel deneme soruyorsanız da yine Hoca Kafası yayınlarında 5 artı bir bir tanesi online olarak karşınıza çıkıyor. Kendiniz öyle deneyebiliyorsunuz. Ee, genel kültür yetenek denemeleri var arkadaşlar genel deneme anlamında. Bunları web sitelerinin tamamında kitapçılarda falan bulabiliyorsunuz zaten. Bilginiz olsun arkadaşlar. Sürçeli insan ettiysek ...affola diyelim arkadaşlar. Ee, bu tekrar konularını bitirdim ben. Ama bir tane de böyle... ...hukukun temel kavramlarında detay gelirse... ...tanım gelirse diye bir tanım videosu yapacağım. Bilginiz olsun. Şimdi hemen altına yazmayın ne zaman gelecek diye. Bugün idareyi bitirdim arkadaşlar. O biraz bir vakit alır. Bilginiz olsun. Bir hafta içinde falan anca çekebilirim o videoyu. Çünkü şehir dışı genel tekrarlarım var biliyorsunuz ki. Onu da çekince ben zaten... ...Instagram'dan duyursun yapalım. Attım bunu hadi izleyin diye. Anlaştık mı? Hepinizi gerçekten çok seviyorum. Umarım çok faydalı olur. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.